Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlere aklınızı başınızdan alacak ama aynı zamanda çok hafif bir tatlı tarifiyle geldim. Tüm dünyada trend olan ve ülkemizde de çok sevilen San Sebastian kekin tarifini vereceğim. Yapılışı o kadar kolay ki sadece malzemelere bakar. 5 dakikada karıştırıp fırına atacağız. Şimdi yapılışına geçiyorum. 600 gram yani 3 kutu labne peynir kullandım. Genelde labneler 200 gramlık kutularda. Labneyi hafifçe çırptıktan sonra klasik su bardağıyla 1 su bardağı yani 185 gram toz şekeri ilave ediyorum. Bu defa mikserle yapmadım. Bir San Sebastian tarifim daha var benim. O da çok güzeldir. Aynı malzemeler. Orada mikser kullanmıştım. Şimdi evinde mikser olmayanları da düşünerek tel çırpıcıyla yapıyorum bu defa. Şeker ve peyniri güzelce karıştırdıktan sonra 3 yumurtayı birer birer karışıma ilave ediyoruz. Her birini kırın. Şöyle bir karıştırmanız yeterli. Yumurta görünmeyecek kadar. Sonra ikinciyi, sonra da üçüncüyü. Yumurtaları büyük boy kullandım ben. Orta boy ya da küçük kullanıyorsanız lütfen 4 tane yumurta kırın. Yumurtaları karıştırdım gördüğünüz gibi. İyice karıştı. İçinde beyazları, akları da kalmadı. Hepsini yedirdim. Şimdi 200 mililitre yani 1 su bardağı süt kreması ilave ediyorum. Küçük kutularda satılan krema. Onu da karıştırıyorum. Şimdi 1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası kullandım ben. 20 gram yapıyor. 1 paket de şekerli vanilin. Arzu ederseniz çay kaşığının ucuyla vanilya özütü de kullanabilirsiniz. Onları da karıştırdım. Ve tüm malzeme, tüm işlem bu kadar. Gerçekten 5 dakika. Şimdi yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kek kalıbına boşaltıyorum karışımı. Bu esnada ben fırını yakmıştım. 10 dakikadır fırın ısınıyor. 185 derecede alt üst ayarda pişiriyorum fansız. Ve İçine koyduktan sonra tam 35 dakikada benim kekim hazırdı. Üzeri kızaracak, kendi hafif sallanacak. Tam olarak kurutmayacağız. İçi hafif yapışkan, böyle bir miktar nemli oluyor bu kekin özelliği bu. Aldığınızda şöyle sallanır vaziyette olmalı. Şimdi hafif alındı. İsterseniz tam olarak soğutun birkaç saat. Ondan sonra yağlı kağıdı çıkaralım. Ve San Sebastian kekimiz hazır. Başta da söylediğim gibi sadece malzemeye bakar. Hepsini karıştırıp fırına atıyoruz. Çok kolay, çok basit bir kek. Ve çok orijinal, mükemmel lezzette. Şimdi dilimliyorum. Soğudu artık kekim. İsterseniz bir sonraki güne bekletebilirsiniz buzdolabında. Üzerini güzel kapatın kurumasın. Yine aynı böyle sallanır vaziyette içi yumuşacık ve yapışkan olacaktır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni koyun ve bir yorum yapın isterim. Çok mutlu olurum. Şimdi bu güzel dilimi yine trend olduğu şekilde mikrodalgada eritmiş olduğum çikolatayla süsleyeceğim. Güzelce dilimlerin üzerine dökelim. Her serviste her dilimi sunduğunuzda çikolatayı tekrar biraz ısıtıp kullanabilirsiniz. Şimdi iç dokusunu gösteriyorum size. Rahatlıkla böyle sıyırdım. Kekimi kaşığıma aldım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok heyecanlıyım. Kimler yapacak, ne yorumlar yazacak diye merak ediyorum. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlerseniz o zaman her tarif paylaştığımda bildirimi size gelir. Yoksa tariflerimi göremezsiniz. Kafelerde gerçekten çok pahalı. Evde yaparsanız çok daha ekonomik olacaktır. Kanalımda sağlıklı ve diyet tariflerden, sirkelere, yoğurtlara, ekşi mayalı ekmeklere kadar hepsi var. Onlara da bakabilirsiniz. Kanalıma şöyle bir göz atın lütfen. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.